Manşete hoş geldiniz. Haftaya son derece hareketli gelişmelerle girildi. Öyle ki 2-3 Mart krizi hatırlayın. Meral Akşener'in masadan kalkması, birkaç gün sonra tekrar oturması ve muhalefette yaşanan coşku. O coşkuya benzer bir coşku yaşandı. O benzer bir coşkuyla girildi adeta haftaya. Yeniden ümitler yeşerdi. Acaba bir kere daha oluyor mu dedirtti yaşanan gelişmeler. Bütün bunlara bakacağız fakat Seçim olsun olmasın baştan beri söylediğimiz şey şu. Ülkede sistem çökmüş durumda. Hemen her anlamda ahlaken, iktisaden, sosyal olarak, hukuken, demokratik olarak neresinden bakarsanız bakın toplumsal olarak bu sistemin yeniden ayağa kaldırılması öyle hemen şipşak sabahtan akşama olmayacak. Deprem ve depreme bağlı gelişmelerle ilgili olarak sadece birkaç Kareyi birkaç kupürü ekrana getireceğim ve elbette ekonomik gelişmelerle ilgili olarak göreceksiniz sistem nasıl çökmüş. Sadece birkaç örnek. İstanbul. Orta hasarlı binalar bile yıkılmadı. 1359 hasarlı bina 24 yıldır bekliyor. 24 yıl ne? 17 Ağustos 1999 depremi. <laughs> o depremden gerekli dersler çıkarılmadığı gibi o depremin o depremde hasarlı olarak işaretlenen evler de duruyor, binalar da duruyor. Ve bu bir daha olmasın. İstanbul halledildiği gibi gene 10 12 vilayetimizi sarsan bu son depremlerde hasarlı veya az hasarlı olarak işaretlenen evlerin akıbeti de aynı olmasın. Apartman aynı hasar farklı. Milliyetin ilk sayfasında çok konuşulan bir haberdi bu. Hatay, Defne Hasar tespiti yapılan 5 katlı binada birinci katta oturan kişinin evi az hasarlı. Böyle rapor verilmiş. Üçüncü katta oturan kişiye de ağır hasarlı raporu verilmiş. Adamını bulan bulana. Size az hasarlı raporu verelim. Size orta hasarlı raporu verelim. Size hasarsız raporu verelim filan. Vatandaşın ne istediği çok fazla önemli değil. Vatandaş elbette şöyle isteyebilir, böyle isteyebilir. Başını sokacak bir yer arıyor olabilir, çaresiz olabilir, pek çok şey olabilir. Ama sistemi öyle inşa edeceksiniz ki bunlar yaşanmayacak. Ve bu konular ne oradaki yetkililerin ne de vatandaşın insafına bırakılmayacak. Öyle bir denge ve denetim mekanizması kurulmalı. <laughs> Tekrar dönelim İstanbul'a. Otogard, otogarda korkutan görüntü. İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, bir de bu her yere 15 Temmuz Demokrasi ismini verdiler ya, neyse. Zarar görmüş kolonların, korozyona uğramış demirlerin görüntüsü tedirgin etti diyor. Sen önce 15 Temmuz Demokrasi Otogarı diyeceğine şunları hallet. Tabela asmak kolay. İşte bununla goy, goy yaptılar 6-7 senedir. Bir başka skandal. Karar gazetesinin manşeti. Köprüdeki skandal için dalga geçer gibi açıklama. Günde 10 bin aracın geçtiği Çanakkale Boğazı'na köprü yapılınca, İşletmeciye gündük 45 bin araç garantisi verildi. Bir yıl sonunda köprüyü kullanmayan 14 milyon araç için 256 milyon ödeme yapıldı. Bakanlıksa araçlar köprüyü kullanmayıp feribot bekleseler havaya karbon salınımı fazla olacaktı. Hava kirliliği önlenerek 1.9 milyon euro tasarruf sağlandı savunması yaptı. Böyle embesiller var başınızda. Bir başka konu. Korkusuzun manşeti Avrupa'da doğal gaz %90 düştü ama bizde tek kuruş inmedi Başınızda böyle bir idare var Fiyatlar hep artar ama hiçbir zaman inmez Batıda biz bunu yaşıyoruz Fiyatlar artar, düşer Bu özellikle gaz fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarında sıkça yaşanan bir konu Bu son derece dikkat çekici bir uyarı Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'dan geliyor. Türkiye'nin döviz ihtiyacı her geçen gün artıyor demiş ve eklemiş. Dış borçta faiz yükü ana paranın 3 katı. Seçim olsun olmasın gelecek idarenin üzerindeki yükü görüyor musunuz? Kolay değil bu işler. İhracatçı doların 25 TL olmasını istiyor. Neden? Gerekli önlemler alınamazsa ihracat 200 milyon 200 milyar dolara kadar geriler de ondan bir de işin böyle bir yanı var herkes orada herkes sıkışmış herkes burnundan soluyor ama İzmir Emniyet Müdürlüğü Gazi Turgut Aslan diye bir operasyon yapıyor ki bu Turgut Aslan'ın gaziliği de şüpheli baksınlar araştırsınlar ülkede gazetecilik geri döndüğünde neyse 47 şüpheli yakalanmış neymiş efendim bunlar işte yardım faaliyetleri içerideki tutuklulara tutuklu yakınlarına falan neyse. 180 bin TL ile geçirilmiş. 4900 dolar ele geçirilmiş. 400 euro 47 ziynet eşyası geçirilmiş. Yani 47 şüpheli de 47 ziynet eşyası. O da nikah yüzüğü filandır herhalde. Bunu da böyle özel prodüksiyon e, kameralarla falan çekmişler. Servis ediyorlar altına da mehter maaşı döşeyerek. Devletin polisi bunlarla meşgul. Orada millet inim inim inlerken. Evet. Dönelim siyasi gelişmelere. Dünün en önemli gelişmelerinden biri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı e, Fatih Erbakan'ın e, Cumhur İttifakı'na katılmama kararıydı. Ve bu kararla eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Bir iddiası olduğu için değil ama siyasi olarak bir duruş sergiliyor. E, ve bir anlamda da hani babasının oğlu olduğunu gösterdi filan dedirtti. Çünkü Necmettin Erbakan özellikle son döneminde e, Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarına neler söylediği biliniyor. Kayıtları orada duruyor. İsteyen YouTube'a girip bakabilir. Herhangi bir bir iki söyleşisine e, söyleşisine baksa görecektir. Ve Fatih Erbakan e, yalnız başına yürüyecek, yürüyeceğine e, ve bütün işte illerde yeniden refah partisi olarak aday göstereceklerini filan söyledi. Bu sandıktan çıkamayabilir. Herhangi bir ittifak çatısı altında seçime girmeyeceği için ki belli olmaz. Son dakika değişikliğiyle belki altılı masaya oturur. Başka bir şey olur bilmiyoruz bir ittifak söz konusu olabilir her neyse ve onunla belki birkaç milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girebilir ama belli ki yaşı da genç önümüzdeki döneme hazırlık yapıyor veya bir sonraki döneme Cumhurbaşkanı adayı olarak kendinden konuş, söz ettirecek konuşturacak. 100 bin imzayı toplamasının zor olacağını zannetmiyorum. Belki de 100 bin imzayı en rahat toplayacak Cumhurbaşkanı adaylarından biri olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne partisi giremeyebilir. AKP ile yapılan pazarlıkta grup kuracak kadar milletvekili istedi deniyor ama çok akla yakın gelmedi bana. Ama belli ki Fatih Erbakan tıpkı babası gibi uzun soluklu bir siyasi yürüyüşü AKP olmadan veya Erdoğan'ın trenine binmeden yapmayı tercih etti ki Erdoğan gemisini bilmeden terk eden isimlerden biri oldu. Bilmeden o gemiye hayır diyen isimlerden biri oldu. Bir diğer isim de Mehmet Şimşek. Birazdan bakacağız ama Fatih Erbakan 6284 sayılı kadına şiddet yasası meselesini AKP'lilerin kucağına bıraktı çıktı. Ve işte Fatma Şahin'i, Özlem Zengin'i vesaire kırmızı çizgimiz dedikleri için Aile Bakanı şu anda hala partide bu tartışma devam ediyor. Özellikle Özlem Zengin üzerinden bir tartışma devam ediyor. İşte Özlem Zengin kırmızı çizgimiz dediği için e, trollerin e, hedef tahtasına oturtulduğu ve çok ağır e, tehditlere falan maruz kaldığı söyleniyor. Etme bulma dünyası yani ektiğini biçiyor diyecek bir şey yok. E, Özlem Zengin deyince yakın dönemde benim aklıma şu geliyor. 18 Şubat 2021'de Meclis Genel Kurulu'nda bu çıplak arama falan meseleleri çokça o ara gündemdeydi. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve pek çok milletvekili kanaat önderi bunu dile getirdi ve bu çıplak arama iddialarına akıl almaz bir savla karşılık verdi. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez, kurgusal bir hareket. Biliyoruz ki size bir aferin geldi filan dedi. Ahlaklı kadın bir sene bunu açıklamak için beklemezdi filan gibi konuştu. Hayat boyu utunacağı laflar etti. Pek çok daha başka lafları var. Dönemin zalimlerinden biridir ama ektiğini biçiyor. Ektiğini biçiyor. Neyse geçelim. O arada Yeni Asya Camiası önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de tek adam rejimine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen partilerin teşkil ettiği Millet İttifakı ki Yeni Asya grubunun yakın olduğu Demokrat Parti zaten Millet İttifakı'nda ve Altılı Masa'nın bir üyesi. Önceki seçimde de öyleydi. Demokrat Parti bu seçimde de böyle ve Yeni Asya bir anlamda çizgisini bozmamış oldu. Dönelim Mehmet Şimşek meselesine. Bu kare Aralık 2022'de yani bunlar 3 ay önce çekildi. Bir doğalgazla ilgili bir törende. Mehmet Şimşek de o ilgili şirketlerden birinin danışmanı falan pozisyonunda veya işte ona kat o şirketlerden birine katkı veren pozisyonda olduğu için oradaydı ezbere değil orada oradaki karşılaşmada er, Erdoğan sıcak davranmıştı Mehmet Şimşek'e ve zaten Mehmet Şimşek'i arzuladığı özellikle ekonomi yönetimi özellikle gemi su alırken e, en azından bir vitrin vitrin süsü olarak e, kullanmak e, ve onu da kadroya katmak istediği aylardır biliniyor ama Mehmet Şimşek'in daha önce kulislere düşmüştü. ...çağırsalar dönmem çünkü ekonomiyi bana bırakmazlar dediği kulislere düşmüştü. Ve zaten öteden beri ben siyasete veda ettim dönmeyi düşünmüyorum türü demeçleri de var. Fakat tekrar belli ki Erdoğan bastırdı ve genel merkezde bir görüşme olmuş. Bu görüşmenin ardından Mehmet Şimşek Twitter hesabında bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamada aslında daha önce yani 16 Ocak'ta Sözcü Gazetesi'nde ve başka bazı e, basın yayın organlarında çıkan kendisinin işte ekonomi yönetimine düşünüldüğüne ilişkin e, iddiaları veya kulisleri yalanlamıştı. 16 Ocak 2023'te yani bundan iki 2 2,5 ay önce. Fakat e, dünkü görüşmeden sonra bir kere daha reddetti e, Erdoğan'ı ve AKP'yi. E, kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım ama Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum dedi. Böylelikle kapıları kapattı. Tabi e, AKP'de de e, büyük bir şoka ve tedirginliğe neden oldu bu. Adem Yavuz Aslan Mehmet Şimşek'i hatırlatmış. Bakan olduğunda Naci Abal paralel bakandı. Şimşek göstermelik Naci Abal gerçek bakandı ve Erdoğan doğrudan Naci Abal'la çalışırdı. Çökme yağma kayyım sisteminin mimarlarındandır Naci Abal demiş belli ki Mehmet Şimşek bunları da hatırlıyor ama bir vitrin süsü olmak istemedi ki zaten ekonominin nasıl yönetildiğini de görüyor. Tıpkı Fatih Erbakan gibi batan gemiye binmek istemedi. O arada tabii AKP'de e, suratlar sirke satıyordu adeta. AKP sözcüsü Ömer Çelik çıkışta bir açıklama yaptı ve işte efendim birkaç kere şu kelimeyi kullandı. Her şey kontrol altında arkadaşlar. Şunu unutmayın. Biri her şey kontrol altında diyorsa hiçbir şey kontrol altında değildir. Hayat kaidesi. O arada Serhat Uçak paylaşmış. AKP Genel Merkezi'ndeki tablo. Mehmet Şimşek arka kapıdan çıkınca kürsü boş kaldı. Kameraların başında da kimse yok. Dramatik bir AKP Genel Merkez fotoğrafı demiş. Evet. Yalnızlaşan bir partiden bahsediyoruz. Yalnızlaşan bir AKP'den bahsediyoruz. Dönelim muhalefet cephesine. Kemal Kılıçdaroğlu CHP grubunun oylarıyla daha doğrusu kararıyla Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi ve CHP grubu bu şekilde toplu fotoğrafla genel başkanını Cumhurbaşkanlığına uğurladı mı diyelim. Bakalım göreceğiz. İşte burada da Kemal Kılıçdaroğlu hepsinin ortasında görülüyor. O arada Eren Erdem enteresan bir tweet attı. 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun içinde ...üniversite diploması ve gerekli diğer belgeleri içeren adaylık başvurusu... ...YSK'ya teslim edildi diyerek diploma vurgusu yapmış. Burada Erdoğan'ın iki nedenle aday olamayacağı bir diploması yok. İki, anayasa madde 116'ya göre üçüncü kez aday olması için gerekli koşullar sağlanmıyor. Bunun sıkça hatırlatılması gerekiyor ama ne yapılabilir artık bu noktadan sonra bilmiyorum. Ama diploma vurgusu önemli. Bir diğer hamle, mühim bir hamle, birkaç gündür beklenen bir ziyaretti. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti. Eş başkanlar Mitat Sancar ve Pervin Buldan'la görüştü. Ve büyük bir ilgi vardı, basının da ilgisi vardı. Ve üç lider birlikte açıklama yaptılar. Özellikle Pervin Buldan ve Mitat Sancar, meclis grup odasının seçilmesinin Kürt sorununa siyasal çözümün adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için bu burada biz randevu verdik Kılıçdaroğlu'na dediler. Bu önemliydi. Yani parti genel merkezinde veya farklı bir mekanda değil HDP'nin TBMM'deki odasında TBMM'deki merkezinde gerçekleşti görüşme. Neden? Sorunun çözüm adresi meclistir vurgusu için ve heyetler burada görüştüler tabii o arada hemen troller devreye girdi pek çok yandaş gazeteci yazar neyse devreye girdi işte hdp ile görüşüyorlar terörle görüşüyorlar şu bu filan gibi ama şunu hatırlatıp geçelim 2 kasım 2022 meclis gene hdp parti grubu odası aynı yer burada hdp'nin grup başkan vekilleriyle akp heyeti ...yeni anayasa çalışmasını görüşmüşlerdi. Yani siz görüşünce e, normal ama başkası görüşünce... E, ...işte efendim abuk subuk bir takım ithamlar, iddialar, yapıştırmalar. Muhalefetin artık bu tür şeylere bakmaması gerekiyor. Yani bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP çıkarması o açıdan önemliydi. Yani ne derler diye bakmayacaksınız. Çünkü diyecekleri şeyler belli. Yani ajandalarında... 3-5 tane madde var hangi konuda neyi devreye sokacakları ve hikayeleri de bittiği için atacakları laflar ve yapacakları yakıştırmalar da bitti dolayısıyla herkesin önüne bakması icap ediyor Seçim güvenliği meselesi haftanın gündemi. CHP İstanbul Canan Kaftancıoğlu paylaşmış. Seçmen askı listesinde adınız yoksa ne yapmalısınız? Pek çok bu yönde uyarı var ve bunların önemsenmesi gerekiyor. Yine İmamoğlu ve Yavaş ortak bir çağrıda bulunmuşlar. Trafoya kedi girmesin diye geleceğimize sahip çıkalım falan gene orada da sandıkla alakalı sandık güvenliği ile ilgili önlemler var. Belli ki bu sandık güvenliği konusunda özellikle 2019 yerel seçimlerinde yaka paça olan bu iki başkan bu işi çok önemsiyorlar ve 2019 tecrübesiyle 2023'ü şansa bırakma, bırakmamaya çalışıyorlar. 2019'un mühim aktörlerinden biri de Mahmut Tanaldı. Mühim bir paylaşım yapmış. E-Devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. Planlı bakım çalışması uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım diye sormuş. Evet. Bunu da Twitter adresinden paylaşmış. Dönelim tekrar Erdoğan'a. Erdoğan, Erdoğan Brüksel'e gitmedi. Brüksel'de Uluslararası Barışçılar Konferansı toplandı. Dün son derece geniş katılımlı ve gündemin Türkiye ve Suriye depremi olduğu bir toplantıydı ve Suriye, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 7 milyar euroluk yardım toplandı. Bunun altısı e, Türkiye'ye, biri Suriye tarafına yani pastanın büyük bir bölümü Türkiye için. 6 milyar euro Türkiye'ye yardım toplandı ve Türkiye'nin başkanı yok. Gitmedi. Bir neden işte hasta olduğu için gitmedi deniyor. Bir neden işte İsveç AB dönem başkanı olduğu için yan yana gelmek istemedi deniyor. Neyse ne ama orada olması gerekiyordu. Gitmedi. Video konferansla bağlanmış. Ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı ayrıca diyor Türkiye'ye 1 milyar euro da deprem sonrası inşa için vereceğiz hibe. Evet. Tabii bu paralar Erdoğan'ın kasasına gitmeyecek. Bu paraları Avrupa Birliği bu gönderdiği paraları bağış olsun diğer şey olsun kuruşu kuruşuna takip ediyor. Nerede ne şekilde harcandı vesaire. Dolayısıyla merak etmeyin o hazinenin veya Erdoğan insafına bırakılmıyor. Şimdi Erdoğan yalnız yalnızlaşıyor. Ee, Suriye'den e, Esad'dan benzer bir mesaj gelmişti. Yani bir takım şartlar ileri sürmüştü. Biz bir araya geleceksek filan diye. Bu Erdoğan'ın ve Türkiye'nin kabul edebileceği şartlar değil. Hoş devran dönerse kabul eder ama şu aşamada kabul edeceği şartlar değil. Aynı biçimde Sisi de Mısır lideri de Erdoğan'a normalleşme için 3 şart ileri sürmüş. Türkiye'deki ihvan üyelerini Mısır'a iade edeceksin. Libya'daki tüm askeri güçlerini çekeceksin. Türkiye'yi Doğu Akdeniz gaz formuna almamız için Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la anlaşmazlıklarını sona erdireceksin. Hiçbirisi şu anda Türkiye için kabul edilebilir değil. Evet. Bir de tabii işin birinci maddeye dikkatinizi çekeyim. Türkiye'deki ihvan üyelerini Mısır'a edecek. Diyor ki yani benim teröristimi bana ver. Herkesin kendine göre bir terörist algısı var. Şimdi biraz önce anlattım. Türkiye İsveç dönem başkanı diye belki de Brüksel'e gitmedi Erdoğan. Niye? İşte İsveç'te terörist dediği bir takım isimlerin iadesini istediği için. Herkes, herkesin teröristi kendine. Herkes de bir, kendi teröristlerin iadesi peşinde. Fakat bunların terörist olduğu falan yok. Yani ihvan üyelerinin de terörist olmadığı ortada. E, bu sadece Mısır için öyle veya Sisi için öyle. Neyse dönelim. E, Erdoğan'ın sözcüde mühim bir kulis haberi var özellikle bürokratların istifasına tepki gösterdiği, bürokratların vekillik için istifasını Erdoğan'ın durdurduğu, nereye gidiyorlar? Farklı bir hesap mı var diye sorduğu ve çıkıştığı ifade ediliyor Veli Toprak imzalı haberde. Nereye gidiyorlar? Farklı bir hesap mı içindeler? Çalışmaya aynen devam etsinler. istifa dilekçeleri alınmayacak diyerek tepkisini ortaya koymuş. Kamu bankalarının genel müdürü müdürleri, üst düzey bazı yöneticiler ...ne bileyim Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı dahil... ...yine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan dahil herkes sıraya girmişti. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı filan falan ...hepsinin istifaları bir anlamda e, durdurulmuş, reise çarpmış. Nereye gidiyorlar? Farklı bir hesap mı var? E, gemiyi terk ediyor insanlar. Birer birer uzaklaşıyorlar. Bakın şunu unutmayın. Bu seçimi kaybettiklerinde... 1 bürokrasinin terk etmesi, iki medyanın dönmesi, 3 kamuoyu baskısıyla orada duramayacaklar. Bu üç şey önemli. Aklınızdan çıkarmayın. Erdoğan miting ya miting yapmayacak mı diye sormuş Ahmet Hakan Hürriyet'teki köşesinde ve sonra da yapsın, yapması lazım. Yani Erdoğan'ı Erdoğan yapan bu falan diye de bir sürü maddeler sıralamış. Eee Özelinde miting artık çağ dışı yani böyle şeyler Türkiye'deki seçimlere özgü ve artık olmaması lazım. Bugün bu çağda artık belki 1 iki salon toplantısıyla ya da seçim bildirgesi falan veya vaatler falan açıklamak için belki bir iki toplantı düzenlenebilir. Onun dışında programlar tartışmalar hepsi Türkiye'de tartışma yok da televizyonlarda oluyor ve sosyal ağlarda dönüyor bu hikaye. E, haliyle eski usul e, miting veya tanıtım propaganda yöntemlerinin kalkması icap ediyor. Fakat gene burada da sağlık vurgusu var. Erdoğan'ın e, er, e, sağlığı buna izin vermiyor deniyor. Evet. Dünkü kabine toplantısında bundan iptal etti gibi laflar dolaştı ama o esnada Mehmet Şimşek'le görüştü genel merkezde. Dolayısıyla her e, sağlık dedikodusuna da bel bağlamamak lazım. Fakat şu net Erdoğan'ın eski dinçliği, eski zindeliği yok. Erdoğan birkaç gün kayboluyor, sar sarayda bir yükleme söz konusu oluyor ardından tekrar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla üst üste programları kaldırabilecek durumda değil bünyesi. Yıllardır bir hastaneye gittiğini, bir kontrole falan gittiğini gördünüz mü? Görmediniz, göremezsiniz çünkü hastaneyi sarayda kurdu. Bütün tahlilleri, tetkikleri orada yapılıyor. Ahmet Dönmez demiş ki dikkat ederseniz artık Erdoğan ne plan yaparsa yapsın elinde patlıyor. Eskiden her şey ona yarardı. Şimdi hiçbir şey yaramıyor. Yektan Türk Yılmazsa bunun özellikle son iki yıldır devam ettiğini söylemiş. İki yıldır çöküş yaşadıklarını sandıktan çıkam, çıkmayacaklarını söylüyorum. O sıralar sultanizm filan diyenler neyse şimdi ise neredeyse herkes kolayca olaysız dağılacaklarına emin ben değilim demiş. Yani bittiklerini, hikayelerinin kalmadığını ve nereye tutunurlarsa ellerinde patladığını falan her iki isim de teyit ediyor ama Yekten Türk Yılmaz öyle olaysız dağılacaklarını zannetmiyorum demiş. Biraz evvel söylediğim şeyi bir kere, daha, bir kere daha söyleyeyim. Bürokratların bürokrasinin terk etmesi, medyanın dönmesi ve kamuoyu baskısı orada daha fazla tutamaz. Ha, bir takım olaylar çıkar mı? Bir takım gerginlikler olur mu? İhtimal. Aydın'ın birinci sayfasında bu haber vardı. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığından daha önemli Rus stratejist Alexander Dugin demiş ki Vatan Partisi Cumhur İttifakı'na dahil edilsin. Yani esasen tam da şurada yaklaştırayım esasen bir Muharrem İnce gibi Doğu Perinçek de ittifakın bir unsuru olmak istiyor. Belli ki bir koltuk istiyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı olabilir. Partisinden bir iki bakan olabilir. Benzer bir şey. Ee, Devlet Bahçeli için de söz konusu olabilir. Hatta Mustafa Destici için de söz konusu olabilir. Hüdapar için falan bile söz konusu olabilir. Böyle bir ittifak. Muharrem İnce de e, yaptığı son atraksiyonlarda koltuk beklentisini sal, e, saklamıyor. Onu dünkü yayında anlatmıştım. E, haliyle e, bu ...adayların netleştiği, kesinleştiği... ...ve türlü siyasi pazarlıkların döndüğü... ...şu hengamede... ...kapalı kapılar ardında ...koltuk pazarlığında... ...göreceksiniz, işiteceksiniz, duyacaksınız... ...anlaşırlarsa da bu zaten ilan edilecek. Perinçek'in de böyle bir hesabı var. Bunu Aydınlık'ın birinci sayfasına... ...böyle basmazdı. Artık koltuk istiyor yani. Sarayda koltuk istiyor, net. Dugin demişken Rusya'ya gidelim. Uluslararası Ceza Mahkemesi... ...Vladimir Putin için yakalama kararı... ...yayımladı ve... Putin'in gerekçe olarak da çocukların yasa dışı sınır edilmesi ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Rusya'ya yasa dışı olarak nakledilmesi filan bundan sorumlu tutuluyor. Bir gerekçe bulunmuş ve Putin savaş suçlusu ilan ediliyor veya edilmek üzere yakalama kararı çıkarılmış falan. Bu birkaç gün önceki karardı ama birkaç gün sonra hemen arkasından Vladimir Putin yakalama kararına meydan okudu ve Mariupol'a gitti. Orada fotoğraflar verdi ve dün de Son derece önemli bir e, ziyaretçisi vardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 3 günlük Moskova e, seyahatini gerçekleştiriyor. Haliyle e, hem bu Çin açısından önemli bir e, seyahat hem de Rusya açısından önemli bir ziyaretçi. E, bir kere daha söyleyeceğim. Yani Doğu Batı bloklaşmasında yeni bir soğuk savaşa, yeni bir evreye girdik. Bir yanda Çin, e, Rusya bloklaşması. Hindistan da bu konuya kayıtsız değil. Bir yanda Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin tekrar Çin nezaretinde tesis edilmesi bir Doğu ittifakını yavaş yavaş doğuruyor. Orada nereden bakarsanız bakın 4 milyar nüfus var belki daha fazla ve büyük bir ekonomi var. Batı da kendine göre bloklaşıyor. Zaten bir NATO paktı var. O da bir kendine göre pozisyonlanma çabasında haliyle bir takım mahkemelerden bir takım liderler hakkında arama kararı çıkartılması, yakalama kararı çıkartılması, ne bileyim savaş suçlusu filan demesi, denmesi ne çok da fazla büyütmemek gerekiyor. Tıpkı işte Mısır'ın ihvan üyelerini Türkiye'den istemesi, Türkiye'nin İsveç'ten kendi teröristlerini istemesi filan gibi bir hikaye bu. Bu işlere çok fazla bel bağlamayın. E, neticede Çin de bel bağlamamış ve basmış gitmiş Kremlin'de. E, Putin'le görüşmüş durumda yani. E, Batı ne derse desin. E, bu konular biraz böyle. Yani o mahkemelerden çıkan kararlar siyasi kararlar. Kerim Has paylaşmış Rusya'da TV kanalları Çin lideriyle açılıyor malum bugün Şi'nin Rusya ziyareti başladı 2 gün 3 gün gece 3 gün sürecek demiş dün attığı tweette küresel planda büyük güçler arası çok sert bir mücadele yaşanırken son yılların belki de en önemli ziyareti demiş ve televizyonlardan Rus televizyonlarından çektiği kareleri paylaşmış son derece haklı ve son notumuz e Çin, Rusya filan demişkenin Amerika'da eski başkan ve tekrar 2024'te başkanlığa hazırlanan Donald Trump resimde görülen kadınla işte para karşılığı beraber olduğu ve bunu ifşa etmemesi için de susturmak için 130 bin dolar para ödediği iddialarıyla yargı önüne çıkartılmak üzere salı günü beni tutuklayacaklar demişti bakalım böyle bir tutuklama gerçekleşecek mi ama mahkeme Trump'la uğraşıyor mahkeme Trump'ın geriye doğru bütün hesaplarını didik didik ediyor buradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum fakat belli ki 2024'te aday olacaksa Trump bütün bu engelleri birer birer aşması gerekecek ve şu aşamada zor görünüyor evet şu aşamada hayli zor görünüyor bu konular Bakalım atladığımız bir şey var mı? Değindik mi her şeye? Evet her şeye değinmişiz. İsterlerse ilk turda biter. Bir tek ona değinmedim. KC'de evet isterlerse ilk turda biter. İktidar gerçekten moral olarak çökmüş durumda. Kime el atsa patlıyor. Kimi çağırsa reddediyor. Fatih Erbakan, Mehmet Şimşek, öbürü beriki. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri ortada. Bir hareketlenme var ve moral üstünlük muhalefette. Üçüncü kere söyleyeceğim bu yayında. Bürokrasi terk ediyor medya dönüyor ve kamuoyu baskısı oluşuyor. Bütün bunlar olduktan sonra bir seçim mağlubiyeti üzerine hiçbir iktidar orada kalamaz. Dolayısıyla enseyi de fazla karartmamak lazım. Ha bir takım olaylar, bir takım taşkınlıklar, bir takım karışıklıklar çıkar mı? Çıkar çıkması muhtemel elbette. Bütün bunlara da hazırlıklı olmak gerekiyor ama önce seçim güvenliği. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.